Merhabalar, ben Şeray Hoca. Nasılsınız gençler? Gerileme dönemine bomba gibi devam ediyorum. Vallahi buraya yine yazacağım. Böyle büyük büyük bir gerileme dönemi yazacağım. Neden? Çünkü çok fazla istenen bir dönemdi. Şimdi bunu buraya yapıştırdık. Dedim ya ben size. Gerçekten çok seri bu videoları atmamız lazım. Konu olarak biraz geride kaldık. Çok doğru söylüyorsunuz. Sınavlar yaklaşıyor Mart ayında. En azından birazcık bize bir şeyler katsın, kazandırsın istiyorum. TYT için de çok önemli bu konular biliyorsunuz. TYT ve AYT kıvamındaki öğrencilerimiz için. Şimdi 18. yüzyıl Osmanlı Devleti 2 dediğimizde gerileme döneminin siyasi olaylarına devam ediyoruz. Şimdi aslında Umut Hoca izin verseniz şöyle bir şey yapacaktım. Hani bir şarkı var ya, çekirgeyi salıverdim çayıra çayıra, hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge. Bunu önce bu şarkıya girecektim çünkü çekirgemiz Rusya ve çekirgeyi 3 kez zıplatacağız ve bu çekirgenin istediği yer bizden Kırım. Ve çekirge gerçekten böyle sindire 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 böyle aheste aheste Kırım'ı bizden alacak. Önce böyle herkese mutlu edecek, sonra biraz böyle bir yan çizecek, sonra üçüncüsünde masaya yumruğunu vurup Kırım artık benimdir diyecek. Bunun hikayesini anlatacağım size. Hazır mıyız şimdi? Şimdi 1768-1774 savaşı, Rusya ile savaşıyoruz. Gerçekten çok yanık bir savaş olacak. Çünkü Osmanlı donanması ikinci kez yakılacak Rusya tarafından. 1770 yılında Çeşme'de donanmamızı Rusya kür edecek. Ehaliyle de savaşı kazanma olasılığımız kalmayacak. Ve savaşı kim büyük bir üstünlükle kapatacak? Rusya büyük bir üstünlükle kapatacak diyoruz. Peki bu savaşın nedenleri ne? Artık bu çok net. Rusya'nın sıcak denizlere inmek istemesi. Eyvallah, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bunun için Rusya'nın ilk sıçraması nereye istiyor? Kırım. Kırım'a müdahale ediyor. Balkanlar üzerinde hakimiyet kurmak istiyor. Ve durmadan Lehistan iç işlerine karıştığı için, Lehistan bölgesine asker gönderdiği için Leh halkı Osmanlı Devleti'nden yardım istiyor. Ve ben de bu yüzden de Lehistan'a yardım etme nedeniyle de olsa, Kırım'a müdahale edildiği için de olsa Rusya ile savaşacağım. Maalesef ki çok ağır, çok ağır bir yenilgi alacağız. Çünkü donanmamız yanacak. İlk donanmamız ne zaman yandı? Hatırlıyor muyuz? İnebahtı Deniz Savaşı. Hemen söyleyelim. İlk donanmamız İnebahtı Deniz Savaşı'nda kimler tarafından yakılmıştı? Haçlı donanması tarafından ne yapıldı? Yakıldı diyoruz. Tamam. Hangi dönem? Sokulu Mehmet Paşa dönemi diyoruz. Yani ilk donanma İnebahtı Deniz Savaşı'nda kül edildi. Bu da ikinci yanık olayı. Şimdi çok ağır bir yenilgi aldık ve bu anlaşmayı asla unutmayın. Çok önemli bir anlaşmadır ve çok sık sorusu gelir. Özellikle 18. yüzyıl dediğimizde küçük kaynarcayı gerçekten inletirler sorarken. 1774 Osmanlı ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma. Şimdi dedim ya, Kırım'ı sindire sindire alacaklar. Önce güzel bir madde. Kırım için efsane bir madde. Kırım bağımsız olacak. Bakın bu cümle Kırım halkının çok hoşuna gider. Hatta dini bakımdan da Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Peki Kırım'ın bana bağlı kalması şu yorumu getirir mi? Osmanlılar Kırım ile, ki çıkmış bir sınav sorusudur, kültürel bağlarını ne yaparlar? Korurlar diyoruz. Peki şu an Kırım'ın bağımsız olması ne Kırım halkını üzdü? Dini bakımdan da bana bağlı kalması yenildiğim bir savaşta beni de az olsa bir onur etti. Yani çok büyük bir tepki ne yapamadım, gösteremedim diyoruz. İkinci madde, Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve Rus ticaret gemileri boğazlardan geçme hakkına artık sahip olabilecek ve artık ne diyoruz? Karadeniz bir Türk gölü olmaktan çıktı. Olmaktan çıktı diyoruz bu maddeyle. Rusya'ya
Osmanlılar ticari ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar verecek. Farkında mısınız bilmiyorum. Ben kapitülasyonları istediğim devletlere verirdim. Ama buradaki kapitülasyonlar benden nasıl alındı? Zorla. Çünkü yenildim. Yenildiğim için kapitülasyonları vermek zorunda kaldım diyeceğim. Devam ediyorum maddelere. Rusya daha önceden bize ait topraklardan Eflak, Boğdan ve Erdel'e girmişti ya, şimdi oradan çekilecek. Ama ben bu yerlerdeki halka din ve mezhep özgürlüğü tanıyacakmışım, sanki tanımıyormuşum gibi ve bir müddet bu topraklardan vergi almayacakmışım. Şimdi arkadaşlar bir şeyi fark ediyor musunuz? Aslında Rusya güya bunlar adına benden hak isteyerek benim iç işlerime müdahale etmiyor mu? Kesinlikle. Benden hak isteyerek Rusya Osmanlı iç işlerine ne yapmakta? Müdahale etmektedir diyoruz. Devam ediyorum. Osmanlı himayesindeki Ortodokslar, ki biliyorsunuz Fener Rum Patrikhanesi daha İstanbul'da ve bize bağlı, Rus himayesine girecek. Buyurun. Şimdi bana ait Ortodoks halk neden Rus himayesine giriyor? Peki Rus himayesine girerse Rusya daha çok benim işlerime karışır mı? Evet. O zaman bu maddeyle nasıl bir yorum yapacağız? Diyeceğiz ki Rusya Osmanlı iç işlerine müdahale ederek bizim hem bağımsızlık hem de egemenlik haklarımızı ne yapar diyorlar? Zedeler. Bu Rusya'nın bu madde için ortak yorumu. Şimdi bakın, bu maddede aslında şuraya atıfta bulunacağım yorumum var. Ruslar Balkanlarda anahtar kelime istedikleri yerde konsolosluk açabilecekler. Bir şey anlamadım ya. Nereyi istiyorlar acaba? Hani istedikleri yer neresi? Mesela şu cümle çok tuhafıma gitmez. Rusya Balkanlarda konsolosluk açabilecek. Eyvallah, ama istediği yerde. Demek ki bu adamların istediği bir politika var. Bu adamlar bir politikanın alt zeminini hazırlıyor. Yani şimdi değil ama ileride. İleride. Hangi politikanın zemini hazırlanır? Panslavizm politikasının zemini hazırlanır bu maddeyle. Çünkü dağılma döneminde söyleyeceğim Panslavizm politikası Balkanlardaki Slavları Rus himayesi tek çatıda toparlamak olacak. Dolayısıyla Rusya bunu nasıl yapabilecek? Balkanlarda Slavların olduğu, yoğunlukta olduğu yerde konsolosluk açabilirse bu Slavları çok daha rahat ne yapabilir? İdare edebilir diyoruz. Peki devam ediyoruz. Yine bu maddeyle birlikte bizim iç işlerimize rahatlıkla müdahale edecek ve bağımsızlık ve egemenlik haklarımızı zedeleyecek. Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek. Neden? Çünkü Osmanlı içindeki siyaseti yakından takip etmek için. Ve yorumumuz yine aynı yere gelecek. İç işlerimize müdahale edilecek ve bağımsızlık, egemenlik haklarımız zedelenecek. Ve maalesef ki hayatımda bir ilki daha gerçekleştiriyorum. Osmanlılar Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekler. Ve bakın burada yazdım. Osmanlı tarihinde ilk kez bir devlete savaş tazminatı ödedi. O da bu anlaşma olacak diyoruz. 18. yüzyılın en ağır koşullu anlaşması. Hayatımızda ilk kez halkı Müslüman olan bir toprağı böylelikle ne yaptık? Kaybettik. Kırım toprağı elimizden çıktı. Şimdi ben seyredim. Çekirgeyi ilk kez sıçrattık. Sıra geldi ikinci sıçramasına. Şimdi efendim savaş bitti. Herkes evli evine, köylü köyüne gitti. Rusya kendi memleketine, biz de İstanbul'umuza geldik. Ve Kırım artık bağımsız oldu değil mi? Bize ne? İsterse cumhuriyet yönetilir, isterse saltanat yönetilir. Çünkü artık onlar bağımsız bir konumda. Fakat Kırım Hanı ölüyor. Kırım Hanı öldükten sonra yerine bir kişinin han olması lazım ya. Bağımsız olan Kırım'a Rusya
Rus yanlısı. Bakın bu adam Rus yanlısı Şahin Giray. Hem de koyu bir Rus yanlısı. Zorla Şahin Giray'ı han yapmak isteyince Kırım halkı Osmanlı'dan yardım istiyor. Osmanlı diyor ki gözünüzü seveyim gelin bu adamlar ordusuyla birlikte Kırım'a girdim ve Şahin Giray'ı han yapmak istiyorlar. Tabii biz de silahları mirahları aldık. Ceddin'de de neslinde de Ceddin Baba diye nereye girdik? Tekrar Kırım'a girdik. Tam savaş yapacağız. Tam olay ayyuka çıktı. Bilin bakalım arabulucu kim? Hangi kankimiz? Evet duydum sizi. Fransa yine arabuluculuk yaptı. Yine bizi barıştırdı ve Aynalı Kabak Sözleşmesi yani Tenkihnamesi imzalandı. Efendim bakın sözleşmeye şimdi. Biz çok ısrar ettik, çok bağırdık çağırdık. Rusya Kırım'dan çekilecek. Çok sevindik. İkinci madde. Ama Osmanlı bunun karşılığında Şahin Giray'ın hanlığını onaylayacak. Buyurun buradan yiyin. Ben zaten Şahin Giray'ın hanlığını onayladığım an Rusya daha çok bizim iç işlerimize müdahale etmeyecek mi? Evet daha çok iç işlerimize müdahale edecek diyorlar. Ve dolayısıyla da Kırım için aslında bu hiç iyi bir şey değil. Bizim için de bu hiç iyi bir şey olmayacak. Ama gerçekten Rusya'nın istediği bu değil arkadaşlar. Bu değil. Bakın önce bağımsız kıldı. Sonra Rus yanlısı olan Şahin Giray'ı nihayetinde Kırım'a han yaptırttı. Ama Rusya'nın asıl derdi Kırım'ı almak ve bakın bu olaydan çok kısa bir süre sonra 1783 yılında işte Rusya Kırım'ı işgal ediyor. Çekirgenin 3. sıçraması ve çekirgeyi artık çayıra salıverdik. Şimdi artık zıplaya zıplaya seke seke rahat rahat gidiyor diyeceğiz. Tabi o seksin bakalım. Biz buna izin verecek miyiz? İzin vermek istemiyoruz. Ama bakalım ne kadar güçlüyüz, güçsüzüz ona bakacağız. Şimdi bir savaşımız daha geliyor. 1787-1792 savaşı. Şimdi bu savaşta biz ikili devletle savaşacağız. Rusya ve Avusturya ile savaşacağız. Şimdi farkındaysanız buraya artı da koymadım, eksi de. Buraya da artı koymadım, eksi koymadım. Çünkü bir mucize geliyor burada. Mucizeye bakacağız. Çünkü ancak bizi bu savaşta bir mucize kurtarırız. Önce savaşın nedenlerine bir bakalım. Rusya'nın derdi hepimizin çok iyi bildiği sıcak denize inmek. Ve tabii ki Kırım'ı işgal ettiği için biz de çok kızgınız. Rusya'ya saldıracağız. Ama bu ikisinin kendi hayaline minnak minnak projeleri var. Bakalım o minnak projeler nelermiş. Ya biz kimsenin hayallerine ket vurmuyoruz arkadaşlar. Rusya'da bir hayal kurmuş. Grek projesi diye bir projeyi gütmüş. Diyor ki ben İstanbul'un merkezi yani İstanbul alacağım ve İstanbul'da bir devlet kuracağım. Kuracağımız bu devletin ismi Grek olsun. Ama bu devletteki hedefimiz eski Bizans İmparatorluğu'nu tekrar ne yapabilmek? Canlandırabilmek. Bir de ortak bir hayalleri var. Dakya. Dakya devleti denilen bir devlet. Rusya ve Avusturya aralarında anlaşmışlar. Gel demişler Osmanlı topraklarını paylaşalım. Paylaştığımız bu topraklarda ortak bir devlet kuralım. Bu devletin ismi de Dakya olsun. Efendim Efrak Boğdan topraklarını Rusya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Dalmaçya kıyılarını da Avusturya alacakmış. Ve bu coğrafyada da bir Dakya devleti kurulacakmış diyorlar. Sizce bu projeyi özellikle Dakya projesine İngiltere ve Prusya izin verir mi? Asla. Onlar bu projenin işleme girmesini istemedikleri için Osmanlı'yı kışkırtacaklar. Tabii biz yine Palas Pandras, Ceddin'de de Neslin Baba yürüdük savaşa. Maalesef Balkanlar'da ve Doğu Anadolu'daki savaşı kaybettik. Amma belakin. Savaş çok 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 kötü gidiyor. Yani hiç iyi bir şey yok. Allah'ım diyorum beni bir mucize kurtarır. Nasıl olur? Nasıl yapar? Nasıl ederiz? Tak bir mucize geliyor. 1789 Fransız İhtilali. Şimdi bu mucize nasıl bize sonra bizi duvara çevirecek ama şimdilik bir mucize oluyor. Çünkü Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu milliyetçilik akımında çok uluslu olan Avusturya inanılmaz tedirgin olacak. Ve bu milliyetçilik akımının kendi topraklarına sıçramasını istemeyecek. Hemen bu akıma karşı önlem alması gerekiyor. Bu sırada da savaş halinde hemen bize barış teklif edecek. Biz de tabii koltukları kabarta kabarta aslında iyi de gidiyorduk ama madem barış teklif ediyorsunuz kabul edelim mi diyeceğiz acaba? Tabii ki barış yapılacak çünkü biz de aslında öttüre öttüre yeniliyorduk. Ve Zichtovy Anlaşması yapıldı. Bakın artı koydum. Oysa ki çok kötü gittiğimiz bir savaşta. Avusturya bu savaşta aldığı yerleri bize
geri verecek süper bir madde ve artık Rusya'yı desteklemeyeceğini bize garanti veriyor. Bu Avusturya ile yaptığımız son antlaşma. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda aynı yerde olacağız. Aynı tarafta olacağız. Dost olup birbirimize destek vereceğiz diyoruz. Ama kim devam ediyor buradaki savaşa? Tabii ki Rusya devam ediyor. Ama yalnız kalınca da Rusya ile de barış yapacağız. Maalesef ki Yaş Antlaşması. Osmanlı Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Buyurun. Bitti. Çekirgenin 3. sıçraması artık gezmeye başladığını göstergesi dedik. Ve artık rahat rahat geziyor. Dinyester Irmağı iki ülke arasında da ne kabul edilecek? Sınır diyoruz. Peki önemi. Osmanlı Devleti ilk kez halkı Müslüman olan bir toprağa başkasına ne yapmış oldu? Kaptırmış oldu. Ve Osmanlı bu olaydan sonra nasıl bir sürece girecektir diyoruz. Dağılma sürecine girecektir dedik. Peki şimdi 18. yüzyılda benim durmadan size attığım bizim kankimiz bize arabuluculuk yaptı, bize yardımcı oldu, bize şunu yaptı, bize bunu yaptı dediğimiz ülke hangisiydi? Fransa. Çok güzel. Fransa'da müthiş bir ihtilal çıktı. Fransa ihtilali 1789, ki yakın çağrupasını anlatacağız bunu. Ve bu ihtilal neticesinde evet kısa boylu olduğu söylenir. Hatta bazı sadece 1.60'lık dev olarak da yorumlayabilir. Napolyon Bonaparte Fransız imparatorluk sürecine gelecek. Ve bu adam bize ait olan mükemmel bir Kuzey Afrika toprağı, mükemmel bir sömürge arazisi ve çok ciddi bir zenginlik potansiyeline sahip olan Mısır'ı işgal edecek. Buyurun buradan bakalım. 1798 yılında Mısır'ı işgal etti. Peki derdine, beni zayıflatmak. Eyvallah, ben zaten zayıfım gördüğü üzere. Ama asıl derdi şu. İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu, asıl sömürgesi dediğimiz Hindistan'dan bahsediyoruz, engellemek istiyor. Asıl derdi ikinci madde. Sonra Akdeniz'i bir Fransız gölü yapmak ve Mısır'ın zenginliğinden yararlanmak. Çok güzel. Şimdi ben 3. Selim dönemindeyim. Şimdi ben tek başıma bu kadar müthiş bir orduyla savaşabilir miyim? Ya da savaşsam kazanabilir miyim? Çok ciddi bir tehdit benim için. Ama asıl İngiltere benim bu savaşa yenilmemi asla istemez. Çünkü ben bu savaşa yenilirsem İngiltere'nin başı belaya girer. Yani sömürgelerine giden yolu korumak istiyor. Ben bu savaşa yenilirsem Rus da yenilmemi istemez. Çünkü sıcak denizlerde bu defa güçlü bir Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ve Rus der ki aman burada Osmanlı olsun da zaten güçsüz. Her halükarda deviririm ben bu adama. Güçlü bir Fransa işime gelmez diyecek. Yani güçlü bir Fransa istemediği için de kan düşmanım olsa da can düşmanım olsa da bu savaşta beni destekleyecekler. İki devlette. Ve onların desteğiyle savaşı ben kazanacağım. Osmanlılar ilk kez denge politikasını kullanmış olacaklar. Şimdi ellerimi gösteremiyorum. Dengeyi yapamıyorum. Büyük küçük yapamıyorum. Peki o zaman şöyle anlatayım. Şimdi bizim dengemiz bu kadar mı? Hayır. Bizim dengemiz şu kadar. Fransa'nın dengesi bu kadar mı? Evet. Peki şu an dengeler eşit mi? Hayır. O zaman ne yaptı? İngiltere donanmasını alsın gelsin diyelim. Dengeler eşitlendi mi? Hayır. Rusya kara ordusunu alsın gelsin. Şimdi dengeler eşitlendi mi? Evet. Bakın şu an eşittim. Görüyor musunuz? Ben görüyorum. Peki o zaman denge politikası nedir? Hemen söylüyorum. Güçsüz bir devletin güçlü bir devlet karşısında çıkarları gereği diğer devletlerinde güçsüz devleti desteklemesidir. Denge politikası dediğimizde bundan bahsedeceğiz. Ve onların desteğiyle savaşı kim kaybedecek? Fransa kaybedecek diyoruz. Peki bu savaşta bizim bir de Batı tarzı hazırladığımız bir ordumuz da çok etkili olacak. Nizam Cedid ordusu savaşın kazanılmasına çok büyük bir etken olacaktır diyoruz. Ve savaşın sonunda yapılan antlaşma El Arish Antlaşması 1801 yılında. Ve bu anlaşmaya göre Fransa Mısır Osmanlılara iade eder. Ve Mısır'daki Fransız güçleri ülkelerine serbestçe dönme hakkına sahip olurlar diyeceğiz. Ve bu olaydan sonra artık biz 19. yüzyıl Osmanlı dağılma veya parçalanma sürecine geçeceğiz diyoruz.
Gençler, umarım konumuzu iyi anlamışsınızdır. Şu denge politikasını evde lütfen tekrarlayın. Çünkü çok önemli bir politika. Hemen bununla ilgili şöyle bir okta çıkaracağım. Denge politikası. Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatan politikadır. Çünkü denge politikası olmasaydı Osmanlı belki 1922 yılına kadar bile ne yapmayabilirdi, yaşamayabilirdi diyoruz. Peki, anlaşılmayan bir yer yoktur diye tahmin ediyorum. Muhakkak beğeneceksinizdir diye tahmin ediyorum. Ve tabii ki sorularınızı lütfen ekleyin ve bir dahaki videoya bomba gibi hazırlanın. Görüşmek üzere.